tarzıyla, kendi yazılımıyla, tasarımıyla hatta ve hatta kutusuyla bile alışık olmadığımız ilginç bir telefon inceliyoruz bugün. Yepyeni bir videodan herkese tekrardan selamlar. Tanımayanlar ve şu anda kanalda yeni olanlar için ben Seçkin. Evet videonun başında söyledim. Cidden tarzıyla, işte kutusuyla, yazılımıyla böyle fark yaratmış bir telefon inceleyeceğiz bugün. İlk çıkan serisiydi. Bu ikinci serisi. İlk çıkan serisiyle de bayağı kendisinden söz ettirdi. Ünlü YouTuber'lar, bu teknolojide çok ilgilenen insanlar bile bu telefonu inceleyip ciddi anlamda yazılımsal olarak ve materyal olarak kaliteli olduğunu söylediler. Ve ben de ikinci serisi elime geçti ve dedim neden olmasın, neden incelemeyelim. Evet bugün Nothing Phone 2'yi birlikte inceleyeceğiz. Nothing Phone kimdir, nedir? Çok kısa bir firmadan bahsetmek istiyorum. Nothing Fon aslında OnePlus'ı bilenler biliyordur. OnePlus'ın kurucularından birisi. OnePlus'tan ayrıldıktan sonra Nothing Fon'u kuruyor. Ve sanırım 3-4 yıllık bir filma. İlk olarak bir kulaklık çıkardılar. Bu şeffaf tasarımıyla, şeffaf kutusuyla bir kulaklık. Gelirse hemen tak diye bu tarafa fotoğrafını getireyim. Değişik bir kulaklıktı. Onun sonra ikinci serisi falan derken telefon piyasasına da girdiler. İlk seriyle birlikte kendilerinin bir marka anlayışı, kendilerinin bir izledikleri yoldan bahsettiler. Bu da insanları ekrandan ve telefondan daha çok uzaklaştırmaya yönelik bir stratejiydi. Bununla birlikte telefonun arka kısmında birçok led ve lamba var. Bildirimler bildirimler geldiği zaman vesaireler oradan takip edebiliyorsunuz. Şarj olum süresini vesaire bunların hepsine tek tek değineceğiz. Amaç burada oradaki ışıkla beraber geri bildirimlerde telefon elimize almadan biraz daha uzaklaşmak gibi bir seçenekti. İkinci seriyle birlikte gerçekten işlemci ve yonga setini güçlendirdiler. Kamera performansını vesaireyi ben de çok çok merak ediyorum. Fazla böyle uzatıp kırlatmak istemiyorum. Gelin önce şu kutuyu açalım. Daha sonradan o mükemmel testlerini yapacağız. Kamera performansları, oyun performansları, bütün oyunları oynamak istiyorum bu aletle. Bakalım bizleri neler bekliyor birlikte göreceğiz. Hadi gelin bir şu arkadaşı açalım. Evet gördüğün gibi böyle inanılmaz alışık olmadığınız bir kutusu var. Kutunun üzerinde burada arka kamera detaylarımızı koymuşlar. Telefonun arka görünümünden bir fotoğrafla birlikte Nothing yazmışlar. İkinci seri olduğu. Şöyle makrodan da yer alalım yazıyor. Burada seri numaralar vesaireler var. Kutu eski biliyorsunuz eski diyorum. GoPro'larda olduğu gibi hani GoPro'larda da açtıktan sonra bir daha kapanmayan bir kutu var ya. Bunlar güzel oluyor aslında. Çünkü bazı bu niyeti kötüye kullanan arkadaşlar var. Stickerla kapatılmışları çakmakla falan ısıtıp açıp bir şeyler yapabiliyorlar kötü niyetli insanlar. Ama biz buradan bu arkadaşı şöyle açalım. Dedik. Abi çikolata gibi yapmışlar vallahi. Şöyle açtıktan sonra. Evet bu kısım kutunun bir parçası. Kutumuz bu şekilde. Şurada böyle kabartmalı değişik bir tasarım yapmışlar. E, cidden çok premium duran bir kutusu var. Böyle açıyoruz. Ve bizleri telefonumuz karşılıyor. Buradan bunu kaldırıyoruz. Bakın alışkın olmadığımız bir iğne. Değişik böyle şeffaf. İçi göre şeffaf görünen bir Type-C'den Type-C'ye böyle kablomuz. Gayet başarılı. Bu da alışkın olmadığımız ve çok güzel bir premium hissiyatı var. Burada Nothing Phone ile ilgili kitapçıklar. Evet. Sadece güvenlik ile ilgili şeyler olabilir. Geldik şimdi buradan böyle telefonumuzu alıyoruz. Ve burada da telefonumuz var. Fontları bile bir başka kendine özgü bir fontu var. Bunu da içerisinde zaten arayüzünde de o şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir açıp bakalım istiyorum. O çok tatlı bir hissiyatı var. Çok tatlı bir hissiyatı var. Şöyle dilerseniz bir tasarımına bakalım istiyorum. Bu arada içerisinden kendi cam jiletiniyle birlikte geliyor. Yan tarafları köşeli bir tasarım olmuş iPhone'lar gibi. Bu kısmımız cam ve burada LED'lerimiz var gördüğünüz gibi. İki tane kameramız konumlandırılmış. Bir tane kamera derin bir kamera görüyorsunuz. Burada flaşımız var. Burada bir kırmızı ışığımız var. Yan tarafta açma kapama düğmemiz var. Bu kısımda ses açma kısmı. Alt kısımda Type-C sim kart girişi ve hoparlör kısmımız var. Şurada mikrofonumuz var. Bakın. Şöyle göstereyim. Tasarımımız bu şekilde. Gayet güzel. Premium bir hissiyatı var. Eli dolduruyor. Böyle bakarsanız. Güzel ve başarılı olmuş. Şimdi gücü veriyorum. Nothing yazdı. Evet. Hella yazdı ve alışık olmadığımız bir yazı fontuyla birlikte bizleri karşıladı. Bundan sonrasında şöyle bir yol izleyelim. Ben kurulumlarımı yapayım. Daha sonradan gideyim yüklemem gereken oyunları, uygulamaları Geekbench için, Antutu için gerekli her şeyi yükleyeyim. Ve telefonu bir 3-5 gün deneyimleyeyim. Daha sonradan buraya geleyim. Özelliklerinden bahsedelim. Nasıl bir performans yakaladım. Onlara bakıp testlerimizi yapalım. Hadi ben gideyim şu arkadaşla biraz vakit geçireyim. Evet ben Nothing Phone 2'yi yaklaşık olarak 15 gündür kullanıyorum. Çok güzel deneyimlerim oldu. Hepsine sizden bahsedeceğim. Fakat öncesinde biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum testlere geçmeden önce. 6.7 inçlik, Full HD+, 120 Hz tazeleme hızlı OLED mükemmel bir ekranımız var. Bu ekran sizlere çok güzel bir deneyim sağlıyor. Zaten YouTube video testinde de bu detayları göreceksiniz. İşlemcimiz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'i kullanıyor. Biliyorsunuz birçok amiral gemisi telefonlarda bu işlemci mevcut. Zaten bu işlemci sayesinde çok güzel oyunlar oynayabiliyorsunuz. Akıcı işler yapabiliyorsunuz. Testlerde de bunları göreceksiniz. 201.2 gramlık güzel bir ağırlığımız var. Ne sizlere çok ağır hissettiriyor ne de hafif hissettiriyor. Bu arada RAM'imiz 8 GB ve 12 GB olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bununla birlikte 128, 256 ve 512'li depolama alanlarıyla birlikte geliyor. Bunlardan birini satın alabiliyorsunuz. Ön kameramız 32 megapiksellik 2.45 diyaframa sahip bir ön kameramız var. Arka iki kameramız da 50 megapiksel. Bunların sensörleri ve sensör boyutları burada yazsın buradan da görebilirsiniz. Arka kameraların f değerleri 1.88 ve f2.2. Dediğim gibi sensör markaları hangi Sony sensör ve Samsung sensörler kullanılmış onları buraya yazalım. 4700 miliamperlik bir bataryamız var. Bununla birlikte de sizlere çok hızlı bir şarj olum ve hızlı şarjı destekliyor. Ve bir günü çok rahat çıkarıyorsunuz telefonla. Ve dolum hızı da gayet başarılı. Bunların da testlerini birlikte yapacağız. Bu arada hızlı şarj da 45 wa kadar destekliyor. Bunu zaten hissediyorsunuz dolarken 15 dakikada bakıyorsunuz neler olmuş. Nothing OS 2.0'la birlikte geliyor ve Android 13 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Bluetooth, 5.3, Wi-Fi 6, NFC bütün hepsi gırtlak dolu ve tabii iki de LTE'yi zaten destekliyor. 5G internet hızını da destekliyor. Özelliklerimiz bu şekildeydi. Şimdi de burada canlı canlı belirlemiş olduğum performansları ve testleri yapacağız. Hadi gelin şu testler başlasın. Evet testlere çok hızlı bir geçiş yaptık. Ben direkt bir Geekbench 5 testini başlatmak istiyorum. Sizler de buradan takip edin şu an başlattım. Evet gördüğün gibi tekli çekirdekte 1723 çoklu çekirdekte ise 4475'lik bir skorumuz var. Aşağıda da Android 13 vesaire burada veriler var. Durdurup sen de verileri ve kontrollerini kağıt üzerinde yapabilirsin. Şimdi zaman kaybetmeden direkt bir Antutu'ya başlayalım. Evet gördüğün gibi Antutu'dayız ve direkt başlattım. Buraları tıkır 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 böyle hızlı hızlı geçeceğim. Ben şu an testin başındayım bırakmıyorum. Hatta şöyle bir sıcaklık da ölçmek istiyorum tepeden bakarsan 28.7 30 işlemci buralarda bir yerde sanırım evet aşağılara bakıyorum 27 30 şuralarda bir yerde işlemci 30.4 evet gördüğün gibi 30'larda vesairelerde bir de bu testlerin sonunda tekrardan bakarız işte gördüğün gibi şu an Amsut'tayız. evet biliyorsun Antutu grafik birimini biraz zorladığı için elle görülür bir sıcaklık seviyesine ulaştı. Soğuktu makina. Yani el yakacak kadar değil tabii ki de. 30 derecelerdeydi. Şimdi bakıyoruz. Bakın 35, 32, 32,5, 34, 34. Evet gördüğünüz gibi sıcak. Burada da skorlarımız var. Merak edenler kaç FPS aldı, ne aldı? Buradan hepsini görebilirler. Şimdi hiç sıcaklık kaybetmeden direkt 3D Mark testine geçiyoruz. 3D Mark Bitlight testini başlattım. Hadi bakalım. 3D with life testi de bitti. Ekstrem olanını yaptım. Burada skorumuz 2486'lık bir skorumuz var. Aşağı doğru indiğimde ise 90'dan 90 derece yani batarya hiç düşmemiş. 37 derece ve 38 derecelerde çıkmış sıcaklığımız. 11 FPS ve 18 FPS arasında almış. Bu değerleri değerlendirebilirsiniz. Yapabileceğim performans testleri bunlardı. Bunlar nefsi grafik birimlerini zorlayan testler. Bakın 32.5 oyun oynamış kadar olursunuz. Evet 32'lerde 33'lerde böyle 33.8. Evet bu testleri sizlerle performans testlerini yapmış bulunduk. Şimdi gelin YouTube'dan güzel HDR 4K 60 kare bir video açalım. Bir görüntü kalitesine bakalım. Daha sonradan ses yüksekliği vesaire devam edelim. Evet şimdi YouTube'dan 2160 ya 60 FPS yani 4K 60 HDR bir video açıyorum. Abi sesini kısalım mı ne olur ne olmaz telif melif bir şeyler yemeyelim ya. Nasıl? Ekran ışığı kısıldı neden kısıldı? Abi bir ayarlayamadım. Orta çok açıyorum ekranışı parlıyor. Az açıyorum kararıyor. Şimdi güzel oldu evet. Bakar mısın? Ekranın çerçeve oranı da çok iyi bence. Ne çok kalın ne çok 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 ince. Renkler mükemmel. OLED'den kaynaklanıyor tabii ki de. Bakar mısın yeşiller ne kadar güzel. Beyazlar ne kadar berrak, maviler sen öyle. Kontrast mükemmel. Evet ben ekranı beğendim. Sizlere de bunu yansımak istedim. Hadi gelin devam edelim. Evet YouTube'dan son ses bir müzik açtım. Bakalım kaç desibel alacağız. Cidden sound çok güzel. Ses kalitesini beğendim. Çok böyle basları tizleri birbirine karıştırmıyor. tek tek hepsini anlayabiliyorsunuz. Hadi gelin şimdi herkesin merak ettiği oyun testlerine geçelim. Tabii ki geçenlerde oynadım. Dedim ya 15 günlük bir süre geçirdim telefonla. Bu süre zarfında tıkır tıkır girdim oynadım. Baya bir ilerlemişim. Artık zor adam vuruyorum. Yani helal edin o yüzden dolayı. Call of Duty açtım. Çok güzel ben çok seviyorum. PUBG'ye de girerim yani görün akıcılığı diye. Asfalta da girerim akıcılığı görün diye. Ama ciddi anlamda çok keyifli oyun oynanıyor diyebilirim. Hadi bakalım oyuna daldık. Hadi bakalım oyuna daldık. Dediğim gibi adamlar çok iyi, çok ilerlemişim. Adam vurmak zorlaşıyor. Başlıyoruz. Bak akıcılığa. Ne yaptım onları gördün mü? Süzgeç. Nasıl? başlıyor şimdi. Drone patlatıyorum. Gitti. Şunu da çok seviyorum hava atmayı bak şimdi. Nasıl? İfa yolladım bir tane de. Çok iyi. Ya yine oynuyoruz ya. bana sıkıyor ama kim sıkıyor? Öldürdüler beni. Abi daldım da gittim valla kaç dakika oyun oynadım ya. Hemen bakalım hem de test yapıyorduk. 34, 31.4, 32. 30. Sıcaklık iyi. Benim elimin sıcaklığı. Gördüğünüz gibi akıcılık da bu şekilde. Şimdi gelin hemen sizler de tabii ki merak ediyorsunuz bir önce asfalt açalım. Bunun da biliyorsunuz grafik görselleri asfalt 9'un çok çok başarılı. Ve geçenlerde Apple lansmanı da oldu biliyorsunuz. iOS 17 Pro çipiyle birlikte mükemmel geliştirmeler var mobil oyunculuk sektöründe. Bakalım ilerleyen 3-5 sene içerisinde mobil oyunda böyle PlayStation 5 oyunlarını falan oynayacağız gibi geliyor. Bu Steam Deck'ler işte, Elaylar, Asus ROG Elaylar gibi falan olacak artık sistem diye düşünüyorum. Öğretiyor şimdi tabii ki ilk öğretme mevzuları. Drift yapmak için buna basit tutuyormuşuz. Patlatalım bir drift tabi. Nitro'yu buradan etkinleştiriyoruz. Öf ne drift. Seçeneklere göre parmağımızla seçiyoruz. Sol yaptık. Burayı seçiyoruz. Tekrar nitro. Driftler gelsin. Solu seçtim. Şimdi burada da biliyorsunuz rampadan takla atacağız atalım mı? Atmaz mıyız be? Hadi ee, İşte böyle gördüğünüz gibi Asphalt 9'da böyleydi Gönül koymasın PUBG'ciler PUBG'ciler içinde açtım PUBG geliyor hadi bakalım Evet geldik Şuradan bir ayarlardan Sizler de grafik ayarlarına birlikte bakalım Grafik ve ses savaş. Heşlerde değil bu arada. Yüksek HdR Biz buradan kare hızını yüksekte kalsın. Bu da akıcıda olsun. Bakalım nasıl olacak. Bak atlayayım mı? İzle abi. Bakar mısın? Şöyle bak bir de. Böyle. İşte i̇nince daha detaylı göreceksin. Bir de şöyle silam mila bir şeyler kıvırırsak. Bu arada şu parmağımın orada bir ısınma gibi bir şey var. Oyun bitince direkt bir sıcaklık ölçelim. Evet, iniyor, iniyor. Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Şurada bir bir şeyler çıkacak gibi silah milah bir şeyler. Ne diyorsun? Allah cezanı. Levye mi bulduk? Ne bulduk? Silah yok mu ya? Aha. Aha. silahımızı aldık. Sniper mı? Abi öylesine oynayayım dedim. Aldığımız silah bakar mısın abi? Şimdi birini vurmadan gitmeyeceğiz. Önce otomatik alalım. Neredeyiz? Doğru gidiyoruz. Sanırım doğru gidiyoruz bakayım. Yani alanı daraltmaya çalışıyorum kendim. Böyle akıcılık. Kimseyi göremedim. Biraz mermi sıkayım mı? Böyle. Sniper'ımız da. Sniper değilmiş bu. Be, otomatik. Ben de bilmiyorum ya oyunu. Helal edin valla. Evet gördüğün gibi akıcılık da bu şekilde ne demiştim? Birazcık arka tarafta böyle sıcaklık yaptı. Elimden de olabilir. Hemen ölçelim. 31.6 32 32 Tamam elimden olan bir sıcaklıkmış. Çok belli değil. Gördüğün gibi oyun testleri de bu şekildeydi. Bakalım Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle beraber nasıl bir kamera performansı göreceğiz? Üzerinde Sony sensörler, Samsung sensörler var. Şimdi kamera testlerine gidiyoruz. Telefonun bütün modlarıyla, portre modu, sinematik mod, artık içerisinde ne var ne yoksa bütün lens geçiş modlarıyla fotoğraf ve videolar çekeceğim. Bunu gece performansına da dökeceğim. Gece fotoğraflar ve videolar gelsin. Daha sonra da ben sizi tekrardan burada bekliyorum. Bir onları izleyin. Daha sonradan görüşürüz. Şimdi bu da merak edenlere gelsin. Elimde şu an Nothing Phone 2 var ve görüyorsun güneşe doğru çıkıyorum. Güneş buradan geliyor. Güneşin altında ekran bu şekilde görünüyor. Beni gayet iyi görüyorum. Yani OLED'in vermiş olduğu tabii güç de var. Gayet güzel görünüyor. Bir kamera açalım. Böyle. Sen ne diyorsun? Yorumlara bekliyorum. Evet şu anda 4K'da 60'tayız ve 1X lensle birlikte şöyle 2X'e geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi 2X'te de bu şekilde bari açmışız bunu 1X'e geçip bir koşalım. Bakın gölgeme. Hem yani <laughs> imaj sabitlemeyi görelim. Evet. Şimdi kendime çeviriyorum. Olaylar olaylar. Arkadaki kırmızı ledimiz yanıyor. Yani video kaydında olduğunun göstergesi. Şimdi batarya dolamızından bahsetmiştim videoda fakat testini yapmadım. Şöyle bir şey 45 wattla doluyor. Yaklaşık 40-45 dakikada şarjınız %2'lerde %3'lerde ise fuller. 15 dakikada ise size %40'lık bir şarj oranı verir. Ben bu şekilde şarj testlerim böyleydi. Şimdi dışarıdayım. Hava da güzel güzel test yapıyorum. Bu aralar nasıl bir kamera testi yaptık. Artık böyle her gün 2-3 tane kamera, 2-3 tane telefon. Öldük mahvolduk. Şimdi burada fotoğraflar ve videolar çekiyorum. O şekilde hadi devam edelim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu da geniş açısı. 1x ile başladığım zaman 2 xe geçebiliyorum ama geniş açıya geçemiyorum. Geniş açı ayrı çekmem gerekiyordu. Şu anda yürüyorum. Titreşim falan nasıl? Biraz da koşayım. Evet yorumlar size kalmış. Bu da geniş açı kamerası. Kendime çeviriyorum. Kendimde gene az önce 1x'de olduğu gibi kol mesafem aynı. Beni bu şekilde görüyorsunuz. 4K 60 kare. Bu arada hareket modu diye bir özelliğimiz var. Onu açtığım zaman arka ana kamerada sadece 1080-60 çekebiliyorum. Ama koştuğum zaman ise aynı Apple'da olduğu gibi aktif edebiliyorsunuz. Ama 1080'de sadece 60 kare. Evet şimdi ön kamerayı açtım. Arıların saldırısını uğradım vallahi dışarıda. Yürüyorum. Ee, i̇maj sabitlemesine bakabilirsiniz. Kolum sallanıyor ciddi anlamda. Ön kamerada 4K'da 37-60 yok. Sadece 1080'de 60 çekebiliyorsunuz. Dışarıda yapmış olduğum çekimler bu şekildeydi. Fotoğraflar ve videolar. Gece performansları da bu akşam gelecek. Evet. Böyle. Aralara girdim çıktım. Güneş vurdu. Böyle böyle. Güzel güzel yerlerden yürüyorum. Hadi gelin. Video devam edin. böyle araya bir tane video attım. Ee, buranın ne kadar karanlık olduğunu gör böyle. Bak ne kadar karanlık. Şimdi fotoğrafı geliyor. Şu anda ön kameradayım. Böyle bir sokak lambası var üstünde. Oradan ışık alıyorum. 1080'e 60 dayım. Böyle bir gece performans yapayım dedim. Sokak ışıkları var ve tabelaların vermiş olduğu ışıklar var. Beni böyle görüyorsunuz ön kameradan. Şimdi arkaya geçelim. Evet, arka kameradan da gece modunda bu şekilde. Şimdi kendime çevireceğim. Evet, beni bu şekilde görüyorsunuz. Arka kameradan gece modunda. Dediğim gibi sokak lambaları var, karanlık var. Böyle yürüyorum. Şimdi 2x'e geçeceğim. Şöyle de 2x az önce gece modundaydı. Gece modunda olduğu zaman 1080'de 60 çekiyor. Şimdi normal kameradayım. Gece modunda değilim ama en geniş, ultra geniş açıdayım. Ve 4K'da 30 çekiyorum. Beni bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi de 4K'da 30 olarak beni bu şekilde görüyorsunuz. Şöyle hafiften yürüyeyim. Yani ışıklardan yararlanıyoruz. Ama güzel bir ortam yani karanlıktayım. Kalite bu şekilde. Hadi gelin pıs, devam edelim. Tekrardan hoş geldiniz. Fotoğraflar nasıl? Bence böyle Xiaomi Red 11'ler, 12'ler, işte 13 Lite'lar gibi değil. Onlardan daha güzel sensörü ve daha başarılı fotoğraflar ve videolar çekiyorsunuz. En azından 4K'da 60 bile var. Şimdi şöyle bir şey var. Fiyat kısmında ise 35 bin liralara, işte 34 bin 500'lerde falan, 35'lerden 37'lere kadar giden bir fiyat skalası var. Ben sizlere açıklamalar kısmına güvenli bir şekilde alabileceğiniz en uygun fiyatlı linklerden, birkaç tane eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi gelelim benim düşüncelerime. 35 binlik bir fiyatın yanında orta segment olarak düşünüp İçerisinde amiral gemisi işlemcisini barındıran bir telefon. Materyal kalitesi olarak verdiği hassasiyet ve farkındalık olarak kesinlikle bence fiyatını hak eden bir ürün diyebilirim. Ben çok beğendim. Bu arada sizlere hemen bir spoiler vereyim. Ben bu telefonu kendim aldım. İkinci hattımı, iş hattımı kullanacağım ve Android ile ilgili biraz içerikler yapacağım. Biraz Android eksikliği var gibi hissettim. Bulursam, eğer çalışabilirsem güzel Android içerikler yapmak için aldım. Çok beğendim. İnşallah bu videolarla da sizler için de faydalı olabilmişimdir. Benim bu ürünle ilgili yapacağım testler, görüşlerim, düşüncelerim bu şekildeydi. Beni eğer ki buraya kadar izlediysen var ya çok çok sana teşekkür ederim. Kanala abone değilsen de abone olarak da bana destek olabilirsin. Kendine çok iyi bak, hoşça kal Diğer videolarda görüşmek ümidiyle. Bay bay. Kendimi aldım baba. <laughs>